Metin abi, bugün olağanüstü kongremizde beraberiz. Nereye demek lazım öncelikle? Vallahi hayırlı olsun camiamıza. Gerekli miydi böyle bir kongre? Tabii ki gerekliydi. Yani yaşayıp göreceğiz. Şimdi önümüzde bekleyen sorunlarımız var. Önümüzde bekleyen gündemimiz var. Bir an önce kongre aşamasını geçip ondan sonra işte Ankaragücümüz için ne yapabiliriz, ne ederiz el birliğiyle. Bütün taraftarımız, camiamız kenetlenmesi lazım. Yani bu en nihayetinde bir camianın gazını almaktır. Yani doğru aday olan arkadaşımız da var. O arkadaşımızın da zaten şimdi biliyorsunuz yani bu bir tüzük var, bir genelge var, bir sürü bir şey var. Bunlara uygun bir şekilde davranmak lazım diye düşünüyorum. Ama bile bile ladeslemenin de kimseye bir fayda getireceğini de zannetmiyorum. Yani Ankaragücü üzerinden birileri farklı primler yapmaya çalışıyor. Ama Ankaragücü'nü bu şekilde kullanıp da bu primleri yapmamaları lazım. Bazı yerde Ankaragücü'ne bu çok büyük zararlar veriyor. Yani hem yönetim bazında hem de işte gelecekle ilgili görüşmelerimiz, yapmamız gereken işlerle ilgili zararlar veriyor. Onları da tabii toparlayıp kongre sonrasında bitirip bir an önce önümüze bakmak lazım. Çünkü biliyorsun liglerin başlamasına az bir süre kaldı. Devam eden bir transfer yasağı var. İşte bunların çözüm bekleyen sorunların bir an önce çözülmesi lazım. Bununla ilgili de gerekli çalışmaların yapılması lazım. İşte kazasız belasız inşallah hayırlısıyla şu kongre sürecini atlatırız. Ankaragücü önüne bakar. Metin abi, Başkan Mehmet Yener'in bir sloganı var. Birlikte güçlüyüz artık yeni dönemde. Birlik beraberlik sezonu olsun diyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz abi? Ya biz her zaman birlikte güçlüyüz. Yani kol kırılır yen içinde kalır. Olabilir. Ankaragücü içerisinde herkes herkesi sevecek veya herkes herkesle bir şeyler yapacak diye bir mecburiyet de yok. Ama tek sevgi, tek aşk var. O da Ankaragücü ise mutlak ki mutlak bir orta noktada buluşmak lazım. O noktayı da Ankaragücüler yaratır. Yani bunu kim ne derse desin. Ha bugün böyledir, yarın öyledir. Şimdi birileri sonradan gelip de ya şöyle oldu, böyle oldu diye girmesin. Gerçek Ankaragücüler bunu çözer. Hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.